Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık için FETÖ kumpası hiçbir delilin anlamı yoktur dediniz. Her şey bir kurgudan ibarettir dediniz. Şimdi faillerden bir tanesi kendi pozisyonunu ifşa ederek, hatta itirafta bulunarak dosyamızda ne varsa doğrudur diyor. Tapeler doğru, teknik takip doğru, konuşmaların hepsi doğrudur diyor. Savcılar daha fazla neyi bekliyor anlamak mümkün değil. İtiraflar ve ifşalar her gün yayınlanıyor ama savcılar bunlara kulaklarını tıkıyor. Bayraktar ne ile suçlanmıştı? Bir kere daha hatırlayalım değerli arkadaşlar. Kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylatmakla suçlanmıştı. İmar planlarına aykırı usulsüzlüklere göz yummakla, doğal sit alanlarını, yeşil alanları imara açmak, kentsel rant suçlarıyla itham edilmişti. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kupon araziler diye bahsettiği araziler var ya, işte onlarla suçlanmıştı. Erdoğan Bayraktar istifa ederken de bir kişiyi işaret etmişti. Soruşturma dosyasındaki imar planlarının büyük bölümü başbakanın talimatıyla, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olmuştur. Ben onun emriyle hareket ettim demiştir. Yani işlediği suçların tamamını Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine emir verdiğini itiraf ederek noktalamıştır. Daha 2-3 ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benden önceki bakanın yani Muammer Güler'in oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makinaları falan diyerek de suçu ifşa etmişti. Bir ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki bir siyasetçi 10.000 dolar rüşvet alıyor mafyadan, ben biliyorum diyor. Savcılar harekete geçmiyor. Diyor ki benden önceki İçişleri Bakanı hırsızlık yaptı, böyle bir şey var diyor. Savcılar harekete geçmiyor. Yahu muhalefete inanmıyorsunuz, muhalefet yalan terörü estiriyor diyorsunuz. E kendi İçişleri Bakanınıza inansanız da. Onun sözlerini bir ihbar kabul edip de harekete niye geçilmiyor? Bayraktar yaptığı sadece malumun ilanı bizim için. Biz bütün bunlara son vereceğiz Millet İttifakı'yla birlikte geldiğimiz iktidarda. Herkes işlediği suçun cezasını alacak. Ama o dönemi de unutturmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben akılda kalanları bir kere daha tek tek ifade edeyim size. Sarraf'ın Bakan Çağlayan'a hediye ettiği 300 bin franklık saati unutmadık. Hatırlıyorsunuz. Çağlayan'ın oğullarının toplamı 6 milyon bulan servetleriyle ilgili düğünde takılan takı ve dövizleri kaynak göstermesini unuttuk mu? Unutmadık. İçişleri Bakanı Muharrem Güler'in sarraf için önüne yatarım demesini gerçekten insanlar unuttular mı? Hayır, unutmadılar. Bilal Erdoğan'ın babacığım paraları sıfırlayalım mı diye soruşunu, babasının da böyle şeyleri telefondan söyleme benim oğlum deyişini unuttuk mu? Unutmadık. Bakan çocuklarının evlerindeki çelik kasaları, para sayma makinalarını unuttuk mu? Ayakkabı kutularındaki paraları, Halkbank Genel Müdürü'nün evindeki ayakkabı kutularından çıkan paraları unuttuk mu? Bir kişinin evinde, yatak odasında, üstelik de bu kişi Halkbank müdürü ise milyon dolarlar çıkıyorsa kutuların içerisinde ve o bunlarla ben okul yaptırtacaktım diye acayip bir savunma yapıyorsa ve savcılar da
kulaklarının üstüne yatıyorsa bu ülkedeki adalet sistemi nasıl bir adalet sistemidir? Saraydan yana çürümeş halkın karşısında bir adalet sistemidir. Şimdi Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Sayın Bahçeli'nin ben bu Cumhur İttifakı'na dahil olmadan önce söylediği sözlerin, birçok sözlerinin arkasında duruyorum. Hani her vatan evladından Cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan'dan olmaz diyordu ya. İşte gene şöyle bir şey söylemiş. Çalışma masanızın yanında 17.25'te bir sabitlediğiniz saat vardı Sayın Bahçeli. Siz 17.25'te bir saati masanıza koydunuz ve sabitlediniz ve dediniz ki onların takvimi bizim saatimiz. Hesabını soracağız, unutmayacağız ve bunun hesabı er geç sorulacak dediniz. Sayın Bahçeli, şimdi soruyorum. 17-25 Aralık'ta masanızın üstüne koyduğunuz ve sabitlediğiniz o saat hala masanızın üstünde mi? Eğer hala masanızın üstündeyse siz ne zaman 17-25 Aralık'la ilgili hesabı sormayı düşünüyorsunuz? Bunu ne zaman yapacaksınız? Bunu ben merak ediyorum. Bunu niçin Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığınızı merak eden ülkücüler de merak ediyorlar. Tabanınız da merak ediyor. Bunun bir an önce açıklamasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi her şeyi bıraktılar, kafayı sosyal medyaya taktılar. Çünkü kontrol altına alamadıkları alanlar onlar için kırmızı alanlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadan haberi yok. Etrafında bir saray çetesi var. Yazıları veriyorlar. Prompter'dan okuyor. Bazen o etrafındakiler de artık iyicene bu işi gevşetmişler. Binali Yıldırım'a verdikleri yazının aynısını kendisine veriyorlar yer diye. O da Allah var ya kelimesi kelimesine Binali Yıldırım'ın söylediklerini söylüyor. Bu doğru mu, yanlış mı? Ona dahi bakmıyor. Şimdi sosyal medyada diyorlar ki şöyle ceza kesileceğiz, böyle ceza kesileceğiz diyorlar. Onların asıl rahatsız oldukları konu burayı kontrol altında tutamadıkları için. Gençleri kontrol altında tutamıyorlar. Vatandaşlarımızı kontrol altında tutamıyorlar. Oradaki gerçekler, söylenen gerçekler onları rahatsız ediyor. Vatandaşın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyledikleri şeyler geniş kitleler tarafından kabul ediliyor. Bu da rahatsız ediliyor. Yalan terörüymüş. Bu ülkede bir yalan terörü varsa o yalan terörü saray tarafından yapılıyor. Üstelik de İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılıyor. Vatandaşın hangi söylediği yalan, bunlara sormak lazım. Mesela ben soruyorum. 13 tane uçağın olduğu yalan mı Recep Tayyip Erdoğan? Yangınlarda bir tane dahi yangın söndürme uçağının olmadığı Türkiye'nin yalan mı Recep Tayyip Erdoğan? 12 tane sarayının olduğu yalan mı? Peki simidin 2,5 liraya çıktığı yalan mı? Sütün litresinin 8 TL olması ama vatandaşın 2850 lira asgari ücret aldığı yalan mı? Vatandaşın yoksullaştığı yalan mı? Yalan terörünü kim yapıyor? Sen, sarayın, iletişim başkanlığın, Fahrettin Altun, yanındakiler, kendi elinizdeki yandaş medyanızla yalan terörü estiriyorsunuz. Sosyal medyadaki doğrular sizleri rahatsız ediyor. Hukuki çerçeveye evet sosyal medyada. Ama susturmaya
kesinlikle hayır diyoruz. Erdoğan'ın amacı medyadaki hukuki bir çerçeve değildir. Onun amacı sosyal medyada yapılan eleştirilerin önünü kesmek, RTÜK üzerinden de özgür basını tamamen susturmak istiyorlar. O yüzden biz bunlarla ilgili bütün bu baskılara karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak direneceğiz. Sosyal medya ile ilgili susturma yasası eğer genel kurula gelirse o susturma yasasına karşı mücadele edeceğiz. Şimdi yalana devam ediyorlar. TÜİK devam ediyor. Diyor ki Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21.7 daha büyüdü. Yuh, Allah'tan korkun demek lazım. Ya dünyada hiçbir devlet bunun dörtte üçü kadar büyüyemiyor. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Türkiye ekonomisinin büyüme oranını nasıl söylüyorlar biliyor musunuz? Aynı dönemde yani Türkiye ekonomisi geçen yıl %10.4 küçüldü. Şimdi bunlar diyelim ki bir köyde bizim oy oranımız %1 veyahut da sadece o köyden bir oy alıyoruz. Sadece bir oy alıyoruz. Ben çıkıyorum Sayın Genel Başkan'a diyorum ki Sayın Genel Başkanım biz falanca köyde oyumuzu %100 arttırdık. Genel Başkan da bana soruyor. Öyle mi? Daha önceki oyumuz kaçtı? Birdi efendim. Şimdi 2 oldu. Yani oyumuzu %100 arttırdık. Böyle bir yaklaşımla, rakam oyunuyla TÜİK büyüme hızını bize gösteriyor. Biz TÜİK'e hiç güvenmiyoruz. Bizim için ve halkımızın nezdinde inandırıcılığı ve tutarlılığını tamamen kaybetmiştir. Ancak bir puanlık bir büyüme dahi Türkiye için çok önemlidir. Asıl mesele bu büyümeden nasibini kim alıyor? Yani yoksul halkımızın geniş kitleleri bu bir puanlık büyümeden dahi yararlanabiliyorlar mı? 7 milyon işçi, açlık sınırının altındaki asgari ücretli, 9 milyon emekli, asgari ücretin altında geliri olan insanlarımız, 2 milyon aile, bütün bunlar hepsi bu gelir artışından yararlanıyorlar mı? Hayır. Maalesef yararlanmıyorlar. Peki kim büyüyor? Ömrümüzde böyle bir hayat pahalılığı görmemişken kasap, manav, esnaf feryat ederken öbür tarafta 3 Trakya büyüklüğünde tarım arazisi tamamen boşken tarımda çalışanların 2 milyonu azalmışken 650 bin çiftçi üretimden düşmüşken bereketli topraklarımızda çiftçi hayvancılık yapamaz açlık sınırına gelmişken Covid nedeniyle destek sağlanmamışken kimler büyüyor? Büyüyenler beşli çete. Büyüyenler dezenfektan satarak bakanlık yapan yandaşları. Büyüyenler 128 milyar doları paylaşanlar. Büyüyenler rüşvet alanlar. Büyüyenler saray eşrafı. Büyüyenler bir avuç azınlık ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları maalesef büyümüyor. Onlar gittikçe yoksullaşıyor. Üstelik evlerinde elektrik parası ödeyemez hale geldiler. Neden? Elektrik fiyatları son 3 yıl içerisinde %122 artmış. Son 1 yıl içerisinde %30, son 1 ay içerisinde %15 artmış elektrik. Vatandaş evinde elektrikleri açmıyor, kullanmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama TÜİK diyor ki büyüyoruz, saray diyor ki biz büyüyoruz, gelişiyoruz ve saraydan bir ses yükseliyor vatandaşlarımıza. Yediklerinizi, yiyeceklerinizi marketten alırken tok gidin markete diye. Saraydan bir ses yükseliyor insanlara. Diyorlar ki aman kendi kıt kanaat hayatınızda dahi onları yaparken
markete giderken sizler dikkatli gidin, karnınızı tok doyurarak gidin. Peki markete giderken karnını doyuracak kadar yemeği evinde var mı? Yok. Onu soran da yok. Çünkü onlar sarayın sofralarını kuruyorlar, yiyorlar, büyüyorlar, genişliyorlar ama yoksul halkımıza parmak sallayıp akıl veriyorlar. Okullar da açılıyor üstelik. Değerli arkadaşlar, bir anne baba için en çok zor olan şey evlatlarının gözünün içine bakamamaktır. Çocuklar okula giderken arkadaşları gibi giyinmek istiyorlar. Çocuklar okula giderken kırtasiyeleri tam olsun istiyorlar. Çocuklar diğer arkadaşlarıyla eşit koşullarda okumak istiyorlar. Bu mümkün mü? Hayır, değil. Eğitim özelleştirilmiş. Gelen Milli Eğitim Bakanı gidiyor. Defalarca Milli Eğitim Bakanı değiştirilmiş. Geriye ne kalmış? Çökmüş bir eğitim sistemi. Şimdi çocuklar okula gidecekler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizle birlikte, bütün örgütlerimizle birlikte çocukların babalarının gözlerinin içine bakabilmeleri için, annelerin çocuklarının gözlerinin içine bakabilmeleri için hep birlikte seferberlik oluşturuyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ve onları kucaklamak isteyen vatandaşlarımızla bir araya gelebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz yoksulluğun olmadığı bir ülkede insanlarımızın huzur içerisinde, refah içerisinde, özgürlük içerisinde, meclisin itibarının olduğu bir ülkede, bakanların sarayın değil, meclisin bakanlarının olduğu bir ülkede, insanların çocuklarını okutup özgürce çalışma alanlarında kendi hayatlarını sürdürdüğü bir ülkede, şehit cenazelerinin annelerinin önüne gelmediği bir ülkede, komşularıyla iyi geçinen bir ülkede, milletimizle beraber bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için erken seçim diyoruz, derhal seçim diyoruz. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Şimdi az önce Sayın Bahçeli ile ilgili söylediklerim vardı. Ne zaman desteklemekten vazgeçeceksin? Haksız bulduğun, bundan Cumhurbaşkanı olmaz dediğin bir iktidarı ne zaman desteklemekten vazgeçeceksin diye sormuştum. Şimdi vazgeçememesinin nedenlerinden bir tanesi de işte bu barajdır. Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilmek için güvenin sarsıldığı ama sadece MHP değil, AKP iktidarının da büyük bir çöküşe ve oy kaybına girdiği bir dönemde ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaybettiği oy oranına uygun olarak bir seçim barajının indirilmesi söz konusudur. Peki bunun için mi indirilmeli seçim barajı? Milletimizin, farklı düşünen her kesiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesinin duyulabilmesi için seçim barajı kaldırılmalıdır. Ayar verilmemelidir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin itibarı iade edilmelidir. Böyle göstermelik bir girişimle sanki bir demokratik yaklaşım gösteriyorlarmış algısı yaratmalarının hiç gereği yok. Milletle yüzleşmekten korkmamalılar. Milletten yüzleşmekten korkmazlarsa seçim barajını %0'a indirsinler, tamamen ortadan kaldırsınlar, derhal sandık kursunlar. Bizim onunla hiçbir korkumuz yok. Kendi korkularından vazgeçsinler. Bizim istediğimiz göstermelik demokratik yaklaşımlar değil, meclisin itibarının iade edilmesi, bakanların milletin bakanı olması, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin tekrar tesis edilmesi ve insanlarımızın özgürleşmesidir. Evet. Efendim, MHP %100
Ben demiyorum, anketler diyor. Onlar da söylüyorlar aslında, MHP'ye %7'ye getirerek onlar da bunu tasdik ediyorlar. Şu maskeyi ben duyamıyorum. Maskeniz birazcık aşağı. Heh. Arkadaşlar, niye yeni delil? Eski delillere ne oldu? Şimdi ben buradan söylüyorum. Fethullah terör örgütüne mensup hakim ve savcıların yargıladığı insanları mahkum ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Cezaevinde tutuyor musunuz? Tutuyorsunuz. Onların o gün Fethullahçı ekip tarafından toplanılan delillerle yargılandıkları mahkemelerde insanların hayatını karartıyor musunuz? Karartıyorsunuz. Son olarak da Fethullahçı terör örgütünün hakim ve savcılarının sahte delillerle yargıladıkları generalleri içeriye aldınız mı? Aldınız. Peki neyi bekliyorsunuz? Madem bunları yapıyorsunuz da o zaman toplanan delilleri kimin topladığına değil de delillerin doğru olup olmadığına baksanız da. Bakan çocukları bu paraları çaldılar mı çalmadılar mı baksanıza. Halk Bankası'nın yatağının altında milyon dolarlar müdürünün neden çıkıyor buna baksanıza. Orada diyorsunuz ki bunu FETÖ'cüler yapıyor diyorsunuz. Peki burada söylediğiniz nedir? Burada da sizin FETÖ'cülerle ilgili onların topladıkları şeylerin delil olamayacağını söylüyorsunuz. Böyle bir anlaşılmaz karşıtlık olabilir mi? Her şey çok açık. Bunu bırakın FETÖ'cüleri. Ben hala FETÖ'cü olduklarını da düşünüyorum ya. Süleyman Soylu açık olarak ifşa etmiyor mu? Kendisinden önceki İçişleri Bakanı ile ilgili. Süleyman Soylu ya yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun diye görevden alın. Ya da bir İçişleri Bakanı'nın konuşmasını doğru kabul ederek gereğini yapın. Neden yapmıyorsunuz? Ruslar Pekcan'ı neden yargılamıyorsunuz? Yaptı mı usulsüzlüğü? Yaptı mı hırsızlığı? Kurdu mu şirketleri Ruslar Pekcan? Neden orada kulağınızın üstüne yatıyorsunuz? Savcılar nerede? Hangi adalet? Yeni delil de istiyorsanız, eski delil de istiyorsanız onlarla ilgili iftira, itiraflar ve ifşalar mevcuttur. Bunu yapanlar da üstelik de kendi bakanlarınızdır. Kendi bakanlarınız, hala görevde bulunan bakanlarınızın ifşalarını ve itiraflarını kulak tıkarsanız o zaman kalkıp da milletin gözünün içine baka baka adaletten bahsedemezsiniz. Başka sorusu olan var mı? Rakamlar veriliyor. 38.5 milyar dolar şey. 30 bin kişi istihdam edilebilirdi. Suriyelilerle ilgili işte hem mülteci sınıfında nasıl bir Türkiye katkısı ne olur, istihdama nasıl katkısı olur bunlarla ilgili detaylı bir rapor hazırlanmış. Şimdi bugün Afgan göçmeniyle alakalı bu rapor güncellenmemiş ama bize bir gün önce şu açıklamayı yapıyor. İşte eğer gidiyorlarsa kendi ülkelerine bayramda geri dönmelerine gerek yok diyor. Yani bu raporun üstünde daha sert eleştirilerle bugün Afgan göçmenini hem de Suriye göçmenini eleştiriyor. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Ne demiş? Net olarak sorayım, söyleyeyim. 400 bin Türk istihdam, 400 bin Türk'ün istihdamı engelledi. Kim engelledi? AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı engelledi. Cumhur İttifakı'nın ortağı kim? Onu mecliste haksız oylamalarda kaldırdıkları ellerle onlara destek veren kim? Milliyetçi Hareket Partisi. O ne söylüyor? 400 bin Türk'ün istihdamı engellendi diyor. 400 bin Türk'ün, gencin
İstihdamı mı önemli, senin Cumhur İttifakı mı önemli? Sormak gerekmiyor mu? Neden oylarımız %7'ye düştü dersen, işte bunun için. 38.5 milyar dolarla Ford Otosan'ın 6 katında büyüklüğünde bir işletme kurulabilirdi. Burada 79 bin kişi istihdam edilebilirdi diyor. 15 yıl içerisinde Cumhuriyet kurulduğunda 50 fabrika yaptı bu devlet. 20 yıl içerisinde bir tek fabrika yapamadılar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki çok büyük 38,5 milyar dolarlık bir Ford büyüklüğünde bir fabrika kurulabilirdi ve 79 bin kişi istihdam edilebilirdi diyor. Neden hala Cumhur İttifakı ile beraber hareket ediyorsun? Milletin, gençlerinin, Türklerin menfaatinden daha mı önemli orada bulunmak? Neden önemli? Cevap vermen gerekmiyor mu? Kayıt dışı istihdam ve haksız rekabetin önüne geçilmeli. Vatandaşlık sürecinde Almanya ve Fransa modeli alınmalı diyorsunuz. Yahu Kılıçdaroğlu söyleyince yalan oluyor da siz şimdi itiraf edince gerçek mi oluyor? Biz bunları söylüyoruz. Niye bize kızıyorsunuz? Şimdi bütün bunlardan sonra ya o zaman öyle olduydu şimdi böyle oldu diye yeni bir noktaya mı geleceğiz? Hayır. Şöyle yapılması gerekir. Cumhur İttifakı ile olan birlikteliğimiz külliyen doğru değildi ve millete karşı biz yanlış yaptık deyip doğru bir safa geçmeli. Bakın, Türk toplumunun %86'dan fazlasının göçmenlerin işlerini ellerinden almaları ve ücretleri aşağıya çekmeleri, suç oranının arttırılması, hızlı nüfus artışının demografik yapıyı değiştirmesi, teröristlerle ilgili çevrelerden gelmeleri, kamu kaynaklarını yerli halk için değil göçmenler için kullanılması diye devam ediyor MHP raporu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bütün bunları söylediğinde sen anlamazsın diye ona neden çıkışıp Cumhur İttifakı'na doğru yanaştın? O yüzden değerli arkadaşlarım, siyaset milletin geleceği için yapılır. Siyaset dün ayrı bir söylemle, bugün ayrı bir söylemle yapılmaz. Siyaset benim gerekçelerim değişti diye değil, milletin ihtiyaçları bunu gerektirdi diye milletin yanında durmakla yapılır. Siyaset vatandaşın gözünün içine bakarken yüzünün kızarmamasıyla sana geri dönüş yapar. O yüzden dün söylediklerimizi hatırlayarak bugün yüzümüzün kızarmaması gerekir. Başka sorusu olan yok. Teşekkür ediyorum.